Brain. Bugün Caillou ve Rosie parkta bisiklete binmeyi öğreniyorlardı. Bir yukarı, bir aşağı gidip gelirken çok eğleniyorlardı. Bak anne, kollarım. Bu çok etkileyici Caillou. Hey Caillou. Caillou bütün arkadaşlarının artık öğrenme tekerlekleri olmadan bisiklete bindiğini fark etti. Hey, küçük tekerleklerin yok. Artık bize gerekmiyor. İzle. Hadi Caillou. Bu yokuştan aşağıya doğru ineceğiz. Caillou biraz garip hissetmişti. Öğrenme tekerleği kullanan tek kişi olmak istemiyordu. Ne oldu sana Caillou? Artık öğrenme tekerleği istemiyorum baba. Büyüklerin bindiği gibi binmek istiyorum. Olur, hazırsan eğer sana onlarsız binmeyi öğreteyim. Hazırım. Hadi bakalım Caillou. Caillou arkadaşlarına yetişmeyi çok istiyordu. Hemen bisikletine atlayıp sürmeye çalıştı. Bekleyin! Dikkat et Caillou. Daha ilk defa onlarsız sürüyorsun. Aa! Anne, ben düştüm. Aa! Canım Caillou. Bir şey yok. Öpeyim de geçsin. Annesi Caillou'nun dizini öptü. Çok daha iyi hissediyordu. Şimdi daha iyiyim anne. Sen çok cesursun Caillou. Şimdi bir daha deneyelim. Bu sefer tutayım seni. Önce dengeyi anlaman lazım. Hazır mıyız? Başla. Sıkı tutun Caillou. Oo! Gayet iyi. Aynen devam et. Sakın bırakma baba. Bıraktım bile Caillou. Caillou bisikleti kendi başına sürebiliyordu. İşte yaptım. Aferin Caillou. Bakın, artık ben de öğrenme tekerleği olmadan binebiliyorum. Vay Caillou. Ne kadar iyi öğrenmişsin sen. Sağ ol. Babam öğretti bana. O yokuştan tekrar inelim. Caillou yokuş aşağı inerken rüzgarın yüzüne çarpmasını hissetti. Çok eğlenceliydi. Vay! Çok inanılmazdı. Galiba en hızlı bendim. Hayır, en hızlı bendim. O zaman yarış yapalım. Kim en hızlıymış görürüz. İyi fikir Clem. Çocuklar, o ağacın oradan önce kim dönüp gelirse yarışın galibi olur. Sen de yarışıyor musun Rosie? Zım zım! Tamam, hazır mısınız? Hazır! Hazır. 3, 2, 1, başla! Caillou ve arkadaşları ağaca doğru en hızlı şekilde yarışmaya başladılar. Ama Rosie üç tekerleklisiyle yetişemiyordu. Ben kazanacağım. Rosie, sen kazandın. Aferin Rosie. Vay, çok hızlı gittin demek sen Rosie. Beni geçtiğini görmedim bile. Caillou, Rosie'nin gerçekten kazanmadığını aslında biliyordu ama onun daha küçük olduğunu da biliyordu. Hazır olduğunda sana büyükler gibi binmeyi öğreteceğim. Aynen böyle. Yaz tatiliydi. Anne ve babaları Caillou ve Rosie'yi ormana kamp yapmaya götürmüştü. Baba kamp için harika bir yer buldu. Tam gölün kenarındaydı. İşte geldik. Yardım edeyim mi? Tabii Caillou. Senin yardımın sayesinde çadırı hemen kurabiliriz. Caillou çok heyecanlanmıştı. Hiç vakit kaybetmeden suda oynamak istiyordu. Göle baksanıza! Gidip gölde oynayabilir miyiz? Olur Caillou. Ama önce çadırımızı kuralım. Caillou babasına çadırı kurarken yardım etti. Onun görevi çadır uçmasın diye kullanılan çivileri babasına uzatmaktı. Bitmek üzere. Birkaç çivi daha ve tamamız.
İşte burada. Hey! Git başımdan. İmdat! Sinekler peşimdeler baba. Yavaşla Kayu. Çadırın etrafında dikkatli olmalısın. Takılabilirsin. Korkma Kayu. Bence sinekler gitmiştir artık. Ups. Bence siz gidip gölün orada oynayın. Ben de çadırı tekrar kurayım. Kayu annesi taş kaydırma oyununu oynarken izledi. Taşlar suyun üzerinde birkaç kere sektikten sonra plop diye bir ses çıkarıp suya batıyordu. Vay! Çok iyi! Kayu da taş kaydırmak istiyordu. Bir taşı eline alıp hızlıca göle doğru fırlattı. Olmadı ki! Nasıl sektirmiştin taşı anne? Bak sana göstereyim. Önce bulmamız gereken yassı iyi bir taş. Bunun gibi mi? Aynen öyle. Şimdi alçaktan dümdüz fırlatmaya çalış onu. Başardım! Mükemmel Kayu. Kurbağa! Aa bak, Rosie bir kurbağa buldu. Kurbağa olalım Rosie. Vrak! Vrak! Kurbağa da gölü seviyor. Bay bay kurbağa. Ne yapıyorsunuz bakalım? Biz kurbağayız. Vrak! Wow, çok iyi eğleniyorsunuz. Çadırımız kuruldu. Hadi şimdi gidip akşam için odun toplayalım mı? Tamam. Kayu bolca yakmaya uygun çıra buldu. Ve buldukça onları sayıyordu. Çıra bir, çıra iki, çıra üç, dört. Bak, dört tane buldum bile. Bu harika Kayu. Bravo takım. Hadi şimdi kampa geri dönelim. Hava kararmak üzere. Kayu kamp ateşiyle güzelce ısınmıştı. Baba onları ateşte marshmallow pişirmekle meşguldü. Oldular mı artık? Daha değil. Dışı kahverengi olunca yemeğe hazır olacaklar. Çok yaklaşma Kayu. Kamp ateşinin etrafında dikkatli olmalıyız. Yoksa birinin canı yanar. Pardon anne. Marshmallow'umu görmek istemiştim. Kayu marshmallow'ların kahverengine dönüştüğünü fark etti. Hazırlar bence baba. Ama yeme, o benim. Ben zaten yemeyecektim Kayu. Soğusun diye senin için üflüyordum. İçi bayağı yapışkan. Vay, o neydi öyle? Uzay gemisi miydi? O bir yıldız kaymasıydı Kayu. Yıldız kaymasını gördüğün zaman bir dilek tutman gerek. Ama tuttuğun dileği kimseye söyleme. Söylersen gerçekleşmeyebilir. Kayu gözlerini sıkıca kapattı ve bir dilek tuttu. Yaptım. Gizli bir dilek tuttum. Eminim gerçekleşir dileğin Kayu. Kayu anne ve babasına söylememişti ama o aslında sadece daha çok marshmallow dilemişti. Ve dileği gerçek olmuştu. Güneşli harika bir gündü. Ve anne ve babası Kayu ve arkadaşlarını parka piknik yapmaya götürmüştü. Burası pikniğimiz için gayet iyi görünüyor. İşte geldim. Çüçü. Oo, pardon Kayu. Treninin geliyor olduğunu görmedim. Kalkıyor. Çabuk ol Rosie. Atla trenime. Çiu çiu. Taka 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 çüçü. Oh hayır. Dikkat et. Aa, Rosie nereye gitti? Bir daha. Buldum. Neden hep beraber saklambaç oynamıyoruz? Hey! Saklambaç süper! İkili gruplar olalım. Rosie ile ben bir grup ve Clementine sen de Leo ile saklan. Ve Kayu ile babası bizi bulsun.
Harika fikir. Gel Leo, nereye gideceğimizi biliyorum. Hadi gidip saklanacak iyi bir yer bulalım Rosie. Leo, Clementine, anne ve Rosie hızlıca baba ve Caillou'dan saklanmaya gittiler. Evet Caillou, gözleri kapa ve ona kadar say. Bir, iki, üç, dört. Caillou parmaklarını biraz araladı. Herkesin nereye gittiğini görmek istiyordu. Bakmak yok Caillou. Pardon, sadece nerede olduklarını görmeye çalıştım. Tamam, ama bakarsan oyunun bir anlamı kalmaz. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, geliyoruz. Hazır mısınız? Baba, galiba o ağacın arkasında birileri saklanıyor. Buldum sizi. Aferin Caillou. Leo ve Clementine'i bulabildin mi? Yok, daha değil. Aramaya devam. Çok uzağa gitmiş olamazlar. Caillou, bankın arkasında hareket eden birilerini gördü. İşte buldum. Oo, buldun bizi hemen. Şimdi saklambaç oyununuzu da oynadınız. Artık yemek vakti. Hadi şimdi oturup piknik yapalım. Caillou piknik örtüsünün üzerinde pikniğin tadını çıkarıyordu. Al bakalım Caillou. Vay! Bak ne kadar büyük! Karpuzu çok seviyorum. Oh hayır! Ups, sorun değil Rosie. Ben sana yenisini veririm. Baba bir meyve suyu daha almak için piknik çantasına uzandı. Ama hiç kalmamıştı. Oh hayır, hiç kalmamış. Üzülme Rosie, bunu paylaşırız. Ne iyi bir abisin sen Caillou. Oh, karınca. Üstümdeler, üstümdeler. Benim de. Korkma Caillou. Yerdeki meyve suyundan içmeye gelmişler. Bak. Hadi başka bir yere geçelim. Karıncalı sandviç yemek istemiyoruz. Bak Rosie, içeceğin boşa gitmedi. Karıncalara güzel bir hediye oldu. Caillou karıncaların saklambaç oyununda çok iyi olabileceğini düşündü. Yeter ki lezzetli yemekleri arıyor olsunlar. Caillou annesiyle babasıyla beraber yüzmeye gidiyordu. İşte geldik Caillou. Yüzme pratiği için hazır mısın? Caillou kolluklarının ikisini de kontrol etti. Bu sayede suyun üzerinde kalabiliyordu. Evet. Caillou etrafına baktı ve su havuzun kenarındaki su kaydırağını görünce çok sevindi. Bak anneciğim, kaydırak. Bekle Caillou. Caillou, havuzdayken koşmamalısın. Yer çok ıslak olabilir ve kayıp düşebilirsin. Yazmışlar. Bak, birinci kural, koşmak yasaktır. Caillou havuzda güvenli olmak istiyordu. Pardon, sadece kaydırağa bakacaktım. Sorun yok Caillou. Hadi, gidip bir bakalım. Caillou merdivenden çıkıp kaydırağın tepesinde oturdu. Haydi Caillou, havuza indiğin gibi seni yakalıyor olacağım. Caillou havuzdaki annesine baktı. Ama şimdi çok yüksekteydi ve ona mesafe çok uzun gözüktü. Ben çok korktum. Düşündüğümden çok daha fazla yüksekmiş. Önemli değil Caillou. Biz de sıvı olan taraftan girelim o zaman. Caillou babasına katılmak için merdivenden havuza girdi. Suyun yüksekliği tam ona göreydi. Ayakları yere değiyordu. İyi mi? Daha iyi. Bak anne, ben yüzüyorum. Aferin Caillou. Hadi bir de babana doğru yüz bakalım. Caillou babasına doğru yüzdü. İşte bu Caillou. Birazcık daha geleceksin. Başardım. Kendi başıma. Aynen öyle yaptın. Caillou annesinin suyun dibinden yüzmesini izledi. Çok etkilenmişti. Tada!
Kayyu da suyun altından gidebilmek istiyordu ama kolluklar onu engelliyordu. Kayyu, kollukların kolundayken suya dalamazsın. Onları senin için tutayım mı? Kayyu henüz kolluklarını çıkarmak için hazır değildi. Daha değil. Başka sefere dalmayı öğrenirim. Hey, koşmak yasak. Merhaba, adın ne senin? Kayyu. Kayyu, ben can kurtaranım. Benim işim havuzdakilerin güvenliğini sağlamak. Tehlikeli bir durum gördüğümde bu düdüğü çalıyorum. Orada koşan çocukları gördüm. Koşmak yasak. Bu doğru. Ve de onları uyardığın için sağ ol. Kayyu babasının ona havuz kurallarını gösterdiğini hatırladı. Eğer havuzdayken koşarsan kayıp düşebilirsin. Kesinlikle. İşte artık sen de bir can kurtaransın. Ama sadece bir kurallara uymayınca çal. Tamam mı? Kayyu bir can kurtaran olmaktan çok gurur duyuyordu. Hey, şuradaki su kaydırağını denedin mi? Çok eğlenceli. Denedim ama çok korktum. İlkinde korkmuş olabilirsin. Ama senin gibi cesur bir can kurtaran için artık korkacak bir şey yok. O zaman bir daha deneyebilirim. Süper ve merak etme. Ben beklenmedik bir durum olma ihtimaline karşı izliyor olacağım. Kayyu o merdivenleri bir kez daha tırmandı. Hala aşağısı çok uzak görünüyordu. Ben buradayım Kayyu. Kayyu hazırdı. Üçe kadar saydı ve kendini kaydıraktan aşağıya bıraktı. Bir, iki, üç. Oh Kayyu, başardın. Ne cesur bir can kurtaransın sen. Bu çok harikaydı. Yaptığın büyük dalgayı gördün mü? Bir daha yapabilir miyim? Baba, kurallara göre yetişkinler kaydırağa çıkamazlar. Kayyu çok mutluydu. Artık kaydıraktan kaymak onu hiç korkutmuyordu.